anayasayı uygula diyorsunuz. Muhalefet de CHP de yani aynı çağrıyı yapıyor. Hani ana muhalefet olarak. Buna rağmen mesela geçen gün Mehmet Uç'un paylaşım yaptı. Yeni gündemimiz tamamen anayasa olacaktır diye. Ne diyorsunuz? Sadece o da değil, Hayati Yazıcı'dan da geldi böyle bir şey. Ve Hayati Yazıcı baştan sona diye bir ifade kullandı. Yani içine 1, 2, 3, 4 ve 66. maddeyi de koyabilecek tarzda bir değişiklik çabası içinde olduklarını vurguladı. Bu tabii bizim parti olarak şiddetle reddettiğimiz, asla kabul etmeyeceğimiz bir tutum. Şu anda sayısı yetmiyor iktidar cephesinin anayasayı değiştirmeye. Fakat buna rağmen getirmek ve bir süre daha mecliste bunu tartıştırmak istiyor anladığım kadarıyla. Kamuoyu da konuşsun, biraz daha toplum bunlarla meşgul olsun ama toplumun gerçek gündemi olan ekonomiyi kimse konuşmasın, açlığı, sefaleti kimse konuşmasın istiyor. Siz iktidarınız boyunca defalarca değiştirmişsiniz anayasayı ve sanıyorum 12'yi geçti AKP dönemindeki anayasa değişiklikleri. Hala bir çözüm bulamamışsınız kendinize göre. Kaldı ki zaten çoğunluğu kaybetmiş bir iktidar var. Yani son seçimde toplumun iltifatını ya da güvenini kaybetmiş bir iktidar söz konusu. Siyaseten ya da yasal olarak böyle bir şey hakkı olabilir ama yani millet nezdinde kredisini ve itibarını kaybetmiş bir iktidardan toplumun tamamını uzlaştırabilecek bir anayasa teklifiyle gelmesini ben beklemiyorum. Netice alacaklarını da düşünmüyorum. Ama buna rağmen bu tartışılsın isteniyor, konuşulsun isteniyor ki toplum biraz daha farklı gündemlerle meşgul edilsin. Turan Bey, ekonomiye geçmeden önce şunu soracağım. Sizin İyi Parti'den de hem AK Parti'ye hem CHP'ye gidişler oldu. Sonra Musavat Dervişoğlu işte kollarımızı açalım hani kim işte gelsin dönsün geri vesaire dedi ama bu yönde parti olarak bir çabanız veya başka türlü bir atak yapma gibi bir plan var mı yoksa siz de yer değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Siz de yer değiştirme derken parti olarak mı soruyorsunuz? Evet, parti değiştirmeyi düşünüyor musunuz yerden Benim kastım? sorumu soruyorsunuz bunu. Evet, size sordum. Yani böyle bir soruyu neye dayanarak sorduğunuzu bilmiyorum. Eğer bir gerekçesi varsa onu da duymak isterim. Dayanarak soruyorum. İyi Parti'nin içerisinden dedim ya başında hem AK Parti hem CHP'ye geçişler oldu. Buna dayanarak sordum. Peki. Bir kere bir partiden yola çıktığınızda sonuna kadar o partinin çatısı altında siyaset yapılması gerektiğini ben ısrarla savunuyorum. 2002-2007 yıllarında AKP'de siyaset yaptım ve o dönemde büyük çatışmalar yaşamamıza rağmen, büyük parti içi kavgalar vermemize rağmen son güne kadar yollarımı ayırmadım. Ben son dedim ki bu yapıyla, bu güruhla ben siyaset yapamam ve yollarımı ayırdım ondan sonra. Bugün İyi Parti'de siyaset yapıyorum. Mutluyum İyi Parti çatısı altında siyaset yapmaktan. Heyecanla, umutla bir gayret içerisinde ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönem geçirdik, türbülanslı bir dönem geçirdik. Ve şimdi bir restorasyon, rehabilitasyon döneminin ardından artık sonbaharla birlikte İyi Parti'yi sahalarda daha dinamik, daha güçlü göreceksiniz. Daha çok çalışan, daha çok milletle buluşan ve milletin gözü kulağı, konuşan dili olan bir İyi Parti'yi göreceksiniz. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Tabii ben bunları vicdanlarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Toplumla baş başa bırakmak istiyorum. Seçmene hesap vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii kendimize de dönüp hesap sormamız lazım. Bir öz eleştiri yapmamız lazım. Bu kadar çok sayıda milletvekili neden ayrıldı? Ona dönüp bakmamız lazım. Biz bu öz eleştiriyi de yapıyoruz. Demek ki partinin yetkili kurum ve kurulları zamanında bu tercihleri yaparken hatalar yapmış, o anlaşılıyor. Ama biz hatalarından ders almayı bilen ve bununla yüzleşmeyebilecek kadar cesur bir partiyiz. Önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde önemli bir siyasi parti olmaya devam edeceğiz. Ve bütün Türkiye görecek, dinamik, gerçekçi, rasyonel, güçlü bir muhalefet yaparak topluma umut olacağız bu arada. Erken seçim bekliyor musunuz? Bu yönde mesela Meral Hanım'ın tekrar dönebileceği ihtimali var mı size göre? Siz Meral Hanım'a çünkü yakın da görüşüyordunuz. Görüşmeye devam ediyor musunuz? Meral Erken Hanım'ı çok severim, sayarım. Hukukum da iyidir. Benim kurucu genel başkanımız aynı zamanda eskiye dayanan hukukumuz, dostluğumuz da var. Ancak kendisi çok net bir tavır sergiledi ve dedi ki eğer seçimlerde istediğim neticeyi alamazsam ben siyaset sahnesinden çekileceğim.
Doğru da yaptı açıkçası. Yani sözünü eğip bükmedi. Sözünün arkasında durdu ve şu anda siyasetten bir şekilde ayrıldı. Bizim partimizin kurucu genel başkanıdır. Saygımız devam eder ama biz şu anda çok yoğun bir tempoda yeni bir yol haritası çizdik. Partimizin mevcut genel başkanı, seçilmiş genel başkanı Sayın Dervişoğlu'dur. Hepimiz etrafında onunla beraber el ele gönül gönüle çalışıyoruz ve büyüyerek yolumuza devam edeceğiz. Erken seçim konusuna gelince yani bir kere iktidar cephesinden gelen açıklamalara baktığımızda böyle bir talebin ya da niyetin olmadığını görüyorsunuz. Muhalefetin gücü bir erken seçim yapmaya ne yazık ki bugün yeterli değil, yetmiyor. Fakat artık sahada inanılmaz bir sefalet var, yokluk var, açlık var ve iktidara hiç beklemeyeceği kadar, tahmin etmeyeceği kadar yüksek bir öfke var. Yeter artık diyor insanlar, bıktık sizden diyor. Tabiatıyla bu yükselen talep erken seçim getirir mi? Onu önümüzdeki haftalarda, aylarda, belki de yıllarda göreceğiz ama böyle bir talebi biz destekleriz. Böyle bir süreç ortaya çıktığında biz bunun arkasında dururuz. Şimdi ekonomiye gelirsek isterseniz önce çiftçilerden başlayalım. Sizin de bu konuda hani telefonda konuştuğumuzda çiftçilerin hani ne ekebiliyorlar ne biçebiliyorlar çok zor durumdalar. Tablo anlaşılmıyor mu tam olarak ya da anlaşılmak mı istenmiyor? Şimdi önce çiftçilerin neden bu hale geldiğine bir dönüp bakmak lazım. Yani dünyanın en mümit toprakları burası, en bereketli toprakları. Çok da büyük bir coğrafya. Yani Türkiye'nin şu anda 24 milyon hektar ekilebilir alanı var. Bakın sadece Hollanda büyük, Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın yıllık tarım ihracatı 150 milyar dolar. Bir kere daha söylüyorum 150 milyar dolar. Ama biz sürekli tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Ve böylesine büyük bir coğrafyada, böylesine bereketli topraklara sahip bir ülke olarak maalesef dünyanın en yüksek gıda enflasyonuna sahip bir ülke olduk. Peki neden bu hale geldik? Dilerseniz birkaç cümleyle bunlardan bahsedeyim. Bakın tarımla ilgili son 50 yılda belki büyük hatalar yapıldı ama son çeyrek asırda, son 22-23 yıl içerisinde AKP iktidarında, tek adam rejiminde tarımla ilgili çok büyük hatalar, ihmaller ve bana göre ihanete varan yanlışlıklar yapıldı. Birincisi AKP iktidara gelip başka yerden hani toprak alarak işte başka yerden ekiyoruz filan o hatalardan bahsediyorsunuz. Hayır, genel hatalardan bahsediyorum. Bakın 24 milyon hektar tarım alanınız var. 4 milyonunu ekemiyorsunuz. Gidip Sudan'da, Venezuela'da toprak kiralıyorsunuz. Yani bu ihanet değil de nedir? Ve bu ülkede insanların 4 milyon hektar toprağı şu anda borcundan dolayı ipotek altında. Bir sürü devasa firmalara siz inanılmaz ihaleler vermişsiniz. Vergi vermiyorsunuz, vergi almıyorsunuz onlardan. Birçok büyük firma Ziraat Bankası'ndan gidip kredi almışlar. Bununla televizyon kurmuşlar. Ziraat Bankası'nın borcunu ödemiyor ama köylünün yakasına yapışıyorsunuz. Aldığım krediyi geri öder diye. Köylü bitmiş durumda şu anda. Bakın köylerde ortalama çiftçi yaşı 58. Ortalama hayvan yetiştiricisi, süt üreticisi yaşı 56. İddiayla söylüyorum Bahar Hanım, önümüzdeki sene gıda fiyatlarını bu yıldan çok daha pahalı para ödeyeceğiz. Çok daha pahalı yemek zorunda kalacağız. Ondan sonra da Türkiye'de gıda krizi başlayacak. Çünkü artık köylü ekmiyor. Çünkü hayvan yetiştiricisi hayvanını bakacak halde değil. Çünkü hayvanına yem alacak imkanı yok. Geçen sene 1 milyon civarında süt ineği kesime gitti. Bundan dolayı biz çok yoğun miktarda Brezilya'dan, Uruguay'dan Angus ithal ettik. Ve süt üretiminde inanılmaz bir azalma söz konusu. Fiyatlara baktığımızda Londra'da kıyma 250-300 lirayken Türkiye'de 600 lira. Bu akıl alır gibi değil. Bunun arkasında tamamen ihanete varan AKP politikaları var. AKP iktidara gelir gelmez ilk yaptığı şey gübre fabrikalarını satmak oldu. Gemlik gübreyi sattı, Samsun gübreyi sattı, İstanbul gübreyi sattı. Bunları satarken de birilerinin cebine inanılmaz paralar boca etti. Gemlik gübre 600 milyon dolar değerindeydi. 83 milyon dolara götürdüler bunu. Vadeli bir şekilde kendi yandaşlarına peşkeş çektiler. Bugün Türkiye'de tüketilen, kullanılan 7 milyon ton gübrenin yarısı ithal. Dolayısıyla siz gübrede ithalata bağlısınız. Gelelim elektriğe. Elektrikte de keza ithalata bağlısınız. Fiyatlar çıldırmış vaziyette. Akaryakıtta ithalata bağlısınız. Akaryakıt zamları almış başını gitmiş. Siz tarımsal teknoloji konusunda hiçbir yatırım yapmamışsınız. Know-how üretmemişsiniz, Ar-Ge yapmamışsınız. Bugün tarımsal teknolojide tamamen dışa bağımlısınız.
dışarıdan gübreniz geliyor, zirai mücadele ilaçlarınız geliyor, tohumlarınız İsrail'den geliyor. Böyle bir durumda siz zaten dışarıya bağımlısınız. Diyorlar ki tarlada domates 2 lirayken biz markette niye 30 liraya yiyoruz? Evet 30 liraya değil 50 liraya yiyeceğiz. Sebebi de şu, çünkü tarladan soframıza gelinceye kadar araya giren bir dünya aracı var. Öte yandan yol masrafı akıl almaz. Siz yol yapıyoruz, otoyol yapıyoruz diye millete inanılmaz havalar attınız. Ama bugün getirdiğiniz zamlarla o maliyetleri taşıyıcının, transfer yapanların karşılama imkanı kalmadı. Öte yandan depo yapmadınız, lisanslı depolar kurmadınız, hal yasası çıkartmadınız. Ürünlerin çoğu perişan oluyor, yarısı atılıyor çöpe. Bu şartlar altında yani gıda fiyatlarını tutmanız mümkün değil. Ve önümüzdeki sene iddia ile söylüyorum bu kayıtları muhafaza ederseniz tekrar bu kayıt üzerinden konuşurum. Gıda tüketimi Türkiye'de giderek azalacak. Maalesef insanların beslenme bozuklukları başlayacak. Çocuklarda özellikle beslenme bozuklukları var. Ve biz gıdayı önümüzdeki sene en az iddia ile söylüyorum %50 daha zamlı yemek zorunda kalacağız. Bunun da sebebi 22 yıldır tarım konusunda aymaz, beceriksiz, çapsız politikalar yürüten AKP rejimidir. Ama orada da şöyle bir şey vardı. Kuru soğan yeriz, reisi yedirmeyiz vardı. O tarafta da mı işler değişti? Yani orada da mı değişen şeyler oldu? Şimdi tabii bakın sahada büyük bir kriz var. Yani kuru soğan yeriz, reisi yedirmeyiz diyenler o kadar acıktı ki artık yiyecek bir şey bulamıyoruz der hale geldiler. Tabiatıyla eğer ekonomik kriz olmamış olsa, sahada bu kadar sefalet olmamış olsa yine AKP'nin propagandasına inanıp onu oy verecek olan önemli bir kesim çıkabilir. Fakat öylesine derin bir yoksulluk var ki, öylesine bir sefalet var ki sahada, köylerde, kasabalarda insanlar o kadar büyük bir sıkıntı içerisindeki artık gözleri hiçbir şeyi görecek durumda değil. Yani onlara siz istediğiniz kadar drone gösterin, istediğiniz kadar doğalgaz çıkarttık deyin, sabahtan akşama yandaş kanallarda yalan söyleyin durun insanlara inanacak durumu yok. Ve bu sebeple reisi falan dinleyecek kimsenin hali de yok. Akşam eğer çocukların %25'i yatağa aç giriyorsa, sabah anneler çocuklarının yanına ne koyacağız diye kara kara düşünüyorlarsa ve bu çocuklarda gelişme geriliği başlamışsa ne soğanı dinler bu millet ne reisi dinler.